Günaydın. Dünkü videoyu yayınladım. Bu arada soran birkaç kişi olmuş. Biberdolması gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum acemi şansı mı yoksa acemi şansı mı ama fark eder mi? Gerçekten çok güzel oldu. Tanıyamadım yani. Ben de. Çok benimseyemedim işte bir şeyi. Balena. Yani niye olmasın? Bence öyle de cool oldu. Biraz böyle bir bizim şey Trakya yöresini andırıyor. Balena. Kerem bana şu an Manhattan'da görmediğim yerleri gösterecekmiş. Biz oturuyoruz. Neden girdik? Maddesi mi? Tamam, biz yukarı doğu yakasında Upper East Side'de oturuyoruz. Ve aslında dümdüz 5. Avenue'ye kadar çıktığınız zaman Central Park'a çıkıyorsunuz. Central Park 110'da bitiyor. Biz çok daha aşağıdayız tabii ki de ama 110'dan sonrası Harlem mi peki? East Side değil de West Side mi? Okay. 110'dan sonrası West Side. Harlem ve Harlem aslında böyle filmlerden falan eskiden tabii bilindiği kadarıyla böyle çok tehlikeli işte polis bile giremiyor. Polisin bile giremediği bölgelerden bir tanesi ama aslında artık gayet üstte bir yer. Bu arada burada bir yerde Whole Foods falan mı var galiba? Bir şey diyeceğim yani böyle, bu bir kriter bir yer, evet. Whole Foods'un olduğu ve City Bike'ın olduğu bir yer. City Bike bu arada biraz değişti. City Bike çok yaygınlaştı. Hadi ya. Ama Whole Foods yani bir bölgenin statüsünü gerçekten yukarıda olduğunu göstergesi olan bir tamam. Market. Tamam. Whole Foods ve yine de City Bike biraz olsun. Just like I know you should. I cannot give you everything. You know I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke. We still got love to give while we're young, dumb, young. Sen kaç dövmen var? Bilmiyorum. Çok olduğundan değil, hiç aklımda değil. 10 tane falan var ama. Bilmiyorum. Bir dakika, bir daha düşünüyorum. 1, 2, 3. Aa, ben bunları saymadım. Var bayağı galiba. 9. Sen 10. Şu her seferinde niye artıyor gerçekten? Her saydığımızda. Demin bir günaha girdik. Hani bilmiyorum. Heyecanlandım. Bilmiyorum. Kötü hamburger aslında. Birçok böyle aslında güzel olan hamburgerden daha lezzetli olabiliyor. Arada böyle şeyler yapılır bence. Bu arada New York'tan dönmeden önce Kerem'le aslında çok böyle spesifik bir konuda bir soru cevap çekmek istiyorum. Biliyorsunuzdur ki, yani birçoğunuz belki biliyordur ki, çok yakın bir zaman öncesine kadar Kerem'in Amerika Postum adında kurduğu bir şirketi vardı ortaklarıyla beraber ve Kerem'e de bu konuda bayağı bir soru geliyor. Bana da Kerem'e geliyor. Yani benim yorumlarıma aslında Kerem'e soru geliyor yine. İşte girişimcilikle alakalı, şirket kurmayla alakalı, ne nedir, nasıl başlanılır gibi gibi bir sürü soru geliyor. Bence bu tarz hani özellikle bu konularda bir video çekmek aklında hani böyle soru işaretleri olan insanlar, yakın bir zamanda bir şeye başlamak isteyen insanlar için çok yararlı ve keyifli, öğretici belki de bir şekilde olsun hani yol gösterici bir video olabilir. Kerem de eğer sen istiyorsan çekeriz dedi. Onun için eğer bu tarz bu konuda hani sorularınız varsa bu videonun altına bırakabilirsiniz. Bizde 5 günüm var burada. Hala zamanımız var. 4,5 günüm falan var. Hala zamanımız var. Bu videonun altına sorularınızı bırakın. Şirket kurmak, girişimcilik, şirketin gidişatı, başarı herhangi bu tarz spesifik olarak bu konularda sorularınızı yorumlara bırakın. Biz de beraber böyle bir video çekelim. Biraz dinlenmek için eve uğradık ve buradan Cooper Müzesi'ne gideceğiz.
Kerem böyle koltuğa oturunca zaten ben biliyordum böyle olacağını. Yani kaldırmak mümkün olmuyor. Neredeyse... Yalan mı? Gelmiyordun. Az daha gitmiyordun yani. Yaşlıyım ben. İnsanlar da söyledi. Karanlıkla yaşlı falan da yani. Annem. İçerliyor böyle şeyleri. Yapmasanıza ya. Ay haklı var sen. Hayır. Onlara göre yaşlıyım. Onlar daha geç. Çok mantıklı. 6'dan 9'a kadar ücretsiz cumartesi günleri. Bu arada mutlaka araştırın. Ya sadece New York'ta değil, ya Amerika'da zaten çok fazla var ama birçok diğer ülkede de var böyle şeyler. Bazı müzeler belli günlerde, belli saat aralıklarında ya bedava ya da bağış sistemiyle çalışıyor. Bağış sistemiyle çalışıyor olması demek de şu. Siz istediğiniz kadar veriyorsunuz. Yani 3 dolar, 5 dolar ne bileyim hiç vermeyebilirsiniz. Vermek istemiyorum diyebilirsiniz ve yine de geçip istediğiniz kadar içeride gezin. Kamu vicdanına bırakılmış durum evet, yani. Evet, kamu vicdanına bırakılmış durum ama çok güzel aslında ve özellikle mesela MoMA'nın cuma günleri 4'ten 8'e kadar akşam, işte Cooper Müzesi'nin cumartesi 6'dan 9'a kadar hani herkese uygun ve herkesin gidebileceği saatler oluyor genellikle. Uzaktan bir yer beğeniyor mesela ve sonra oranın genellikle neresi olduğunu unutuyor mekan olarak bir yer yani. Bana şu an şimdi kunak muamelesi. Hayır. Yani böyle güzel bir yer görüyorsun ama sonra unutuyorsun ve biz genellikle böyle blok blok dolaşıp o kafeyi işte barı, restoranı arıyoruz sonradan ama bu sefer aklında tutmuş işte. Allah razı olsun be. Bu sefer aklında tutmuş ve genellikle de bu arada gerçekten uzaktan gördüğüm mekanlar böyle güzel çıkıyor bu nedenle. Şimdi yine arabayla geçip beğendiği bir yere gidiyoruz. Müze biraz hayal... Ya hayal kırıklığı değil de çok küçüktü yani. Beklediğimizden çok çok küçüktü. Böyle 3-4 oda var küçük o kadar. Onun için hani hızlı bitti. Çok romantik bir tutuş gerçekten. Bu ne tutuşu yani? Bu babamın beni küçükken... Bak oğlum diye başladığı konuşmaların şeyi, nasihat tutuşu bu. Rahat değilim. Bak oğlum okumayacaksan aldım seni sanayiye veririm diye başladığı bir konuşma düşün mesela. Dönem de olsa tekrardan her gün video koymaya çalışmamın en büyük sebeplerinden biri kendimi biraz zorlamak, kendime biraz meydan okumak. Çünkü ya bence gerçekten bu arada hepimizin ara sıra böyle şeylere ihtiyacı var işte. Ne bileyim en azından bir dönemliğine de olsa işte her gün spora gitmek, her gün bir saat kitap okumak gibi gibi şeyler. Yani biraz alışkanlıklarımızın dışına çıkmak, biraz işte kendimizi o böyle rahat hissettiğimiz çerçevenin dışına çıkmak. Ve şu an mesela çok böyle hani ister 3 dakika ister 23 dakika da olsa video koymak her gün çok kolay olmayacak benim için. Bunun farkındayım çünkü ya bu bir alışkanlık meselesi. Her şey olduğu gibi işte sağlıklı beslenmek olduğu gibi her gün dediğim gibi kitap okumak olduğu gibi bu da alışkanlık meselesi ve hani kısa bir dönemliğine de olsa o alışkanlığı kaybetmiş biri olarak şu an kendimi biraz zorluyorum ama bu hoşuma gidiyor. Yani bu duygu hoşuma gidiyor işte. Bir şey için uyanmak, bir şey yanını yapmak, hani yarını nasıl geçirebilirim diye düşünmek hoşuma gidiyor. Bundan bir de şuraya bağlamak istiyorum. Ben 2 aydır neredeyse buradayım ve geçen seneden mesela... Ay kolum ağrıdı bir saniye. Bakın bu da bir alışkanlık meselesi. Şöyle yapacağım.
Mesela geçen seneden o vlogları izleyenler Brooklyn Köprüsü'nü ne kadar sevdiğimi biliyordur ve size bir şey söyleyeyim mi? Ben 2,5 aydır tek bir kez bile gitmedim. Ve gitmeden önce, Türkiye'ye dönmeden önce tabii ki de gitmeyi çok istiyorum. Bu nedenle diyorum ki acaba yarın gün doğumuna mı gitsem? Ama gün böyle 5.30'da falan doğduğu için biraz tereddütteyim hani acaba kalkabilir miyim diye. Bugün düşündüm bunu. Ama kalkamadım. Yarın bence çok güzel olur. Yani diyor, herkes bu arada bunu diyor. Gün doğumunda mükemmel oluyormuş. Bomboş oluyormuş. Kerem sakın bana güvenme dedi. Ben siz planını yap dedi. Ben muhtemelen kalkamam dedi. Bu nedenle gidersem tek başıma giderim herhalde. Gidelim mi beraber sizinle? O zaman yarın sabah Brooklyn Köprüsü'nde buluşalım.